İşlikufta tarifini vereceğim. Siz de İşlikufta birlikte İşlikufta yapacağız. Burada kavurun küçüğü var. 1 kilo et için hazırlık yapacağım. Yine 1 kilodur. 1 kilo yumurta küçüğü. 1 kilo da yumurta katacağım. Kalsam yarım kilodur. 2 tane 1 kilo oluyor. İkisini karıştırıyorum. Toparlasın, robota geçireceğim bu hamurumu. Yumuşasın, kendine toparlasın, eline yoğuracağım bunu. Önce robota çekeceğim, sonra elden yoğuracağım. İkinci aşamayı size göstereceğiz, görürsünüz. 1 kilogram etim var, 1 kilogram soğanım var, soğumuş soğanım hazır, 1 kaşık tuzum var, 1 kaşık salçam var, biraz karabiberim var, biraz kuru nanem var. Etimi tencereye boşaltıyorum. Şimdi etimi tencereye boşaltıyorum, düşürmeye alıyorum. İçine sadece tuz katıyorum. Biraz da su katacağım. Etim iyice pişirsin. Kendini toparlasın. Ondan sonra soğanımı içine ilave edeceğim. Bu etim şimdi bu suyu hepsini çekecek. Bu kavuracak. Kavurmaya geldiği zaman üstüne soğanımı atacağım. Baharatlarımı atacağım. Aşama aşama sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Küçük bir kaşık biber salçası. Bir kaşık domates salçası. Soğanlarımı ilave ediyorum. İşlikuftan içi toparlandı. Soğanla birlikte etim kızardı. Şimdi biraz karabiber atacağım. Bu kadar karabiber yeterlidir. Biraz da kuru nane atacağım. Kuru nane içli köfteye yakışıyor. Çok da güzel renk veriyor, tat veriyor. Bunu soğutmaya bırakacağım şimdi. Hamura geçeceğim. Elde de yoğurabilirsiniz. Hamuru size de getirebilirsiniz. Robota da getirebilirsiniz. İşlikuftanın
hamurunu robota getirdim. Şimdi elden biraz yoğuracağım. Robot baya bana yardımcı oldu. Hiç yormadı. Çok uzun yoğurmuş. Ben de böyle toparlayacağım. Oturacağım, üçlü kuftemi açacağım. Üçlü kuftenin hamuru hazırdır. Bu şekilde arkadaşlar. Azıcık yanınıza su koyacaksınız. Bu şekilde. Çok güzel olmuş. Birazdan üçlü kuftenin içini dolduracağım. Öylesi de daha tarif edeceğim. Hamur çok güzel olmuş. Bu şekilde. Tamam. Üçlü kuftenin ağzını bu şekilde toparlıyorsunuz. Bu şekilde. Üçlü kuftemiz bu kadar. Suyu kaynıyor. Üçlü köftenin suyun içine bu kadar lemon tuzu katıyorum. Üçlü köfte dağılmasın diye. Bir kaşık da tuz katıyorum. Suyu da fırfır fırfır kaynıyor. Bir tutam lemon tuzu, bir kaşık tuz. Suyun, kaynak suyun içine koydum şimdi. Su kaynıyor. Şimdi kuftelerimi katacağım. Yine yapmadım. Kuftenin üstünü kapatmıyorsunuz. Açık kaynayacak. Kapatırsan dağılabilir. Bu şekilde açık kaynayacak. Kufte şimdi suyun üstüne geldi mi pişmiş demektir. Suyun yüzüne çıktığı zaman bu şekilde suyun yüzüne çıktığı zaman demek ki haşlamıştır. On beş dakikada suyun üstüne çıkıyor zaten. Kaynak suyun içine atacaksınız bu şekilde. Üçlü köftem servisi hazırdır. Haşladım, çıkardım, servis yaptım. Bu üçlü köftenin haşlama oranı çıkarttığınız zaman siz geçe katırsınız, suyu sızırsın, kızartabilirsiniz tabi. Kızık ateşte yağınız iyice kızarsın, yağ kızardığı zaman içine atabilirsiniz. Kızaracak, çıkartacaksınız. Kim yağlı istiyorsa yağlı yesin, kim haşlama istiyorsa haşlama yesin. Çok güzel oldu. Buyurun, afiyet olsun.